Biz gidiyoruz annesi. Tamam. Dönüşte ben seni alırım. Tamam anne. Gel canım. Geçin arabaya siz. Ben geçerken bırakırım sizi. Tamam. Baba, Servet telefonunu açmıyor. Çok merak ediyorum. Kadir, ben de merak ettim. Gece ağır konuştum. Kendine bir şey yapmasın. Aman ya, bırakın Allah aşkına. İçmiş sızmış kalmıştır bir yerde. Onda o yüz surat mı var da senin benim dediğimle utanacak da kendine bir şey yapacak? Adam isterim onun için. Alo? Buyurun benim. Kim? Jandarma mı? Evet. Ben Kadir Akkovan. Babasıyım. Servet. Oğlum. Oğlum nasıl komutan? Doğruyu söyleyin bana. Tamam, geliyoruz. Servet hastanedeyim. Hemen gidiyoruz. Baba. Hangi hastanedeymiş? Beni mi bekliyordun anacığım? Öldüm meraktan oğlum. Zırt pırtla arayamıyorum. Kevser hastaneden ancak iki cümle konuşup kapatıyor telefonu yüzüme. Neymiş işin aslı, öğrenebildiniz mi? Servet nasıl? İyi anne, iyi. Çıkarıyorlar hastaneden. Eve götürüyorlar. Hıyar içmiş kaza yapmış. Başını çarpmış hafifçe. Önce ağır yaralı sanmışlar. Meğer alkol komasındaymış. Bir şişe viski içmiş. Ya neyse, boş ver işte. Az kalsın ölüyormuş. Uçurumun kenarında bulmuşlar. Bir milim kalmış. Allah korumuş. Nasıl olmuş ki kaza? Ya ne bileyim. Çok sarhoşmuş. Kontrolden çıkmış araba. Kevser'in ağzından zorla aldım. Servet İstanbul'a gidiyoruz demiş. Kestirip atmış. Olaylar ondan sonra başlamış. Abi. Abicim. Selma. Kızım, bırak abini dinlensin. İyisin değil mi abi? İyiyim. Hadi gel. Servet abi. İyisin değil mi abicim? Ya iyiyim. Basit bir kaza, abartmayın. Nasıl basit bir kaza Servet ya? 10 santim ötesi uçurum. Ya durmasaydı araba? Ya tutmasaydı frenlerin? Tamam, tamam. Kadir'le Sırma pek ağır konuşmuşlar bu İstanbul lafını çıkarttı diye. Bu da basmış çıkmış evden. Yaman. Yoksa canına mı kıymak istedi bu oğlan? Yok ya. Gene neyin peşindedir kim bilir. Kumar borcu vardır. Babasından para tırtıklamak için İstanbul numarasını çıkarmıştır. Yok, gideceklerinden değil tabii. Kevser öldürsen gitmez. Hem Kadir ağa 5 parasız bırakır Servet'i. Sıkıysa gitsin. Yaman. Oğlan burada. Sakın bir şey belli etmeyin. Hı hı. Annesiyle babasını gezmeye gitti sanıyor. Gece burada kalsın dedim. Feraye yengesiyle oynarlar. Dert bitmiyor ki. Hadi gidelim. Yemeğimizi yiyelim. Öldü çocuklar açlıktan. Hadi gidelim. Bu kadın biliyor. Kevser söylemiş. Toprağın benim oğlum olduğunu biliyor. Sıcak sıcak iç çorbanı yavrum, iyi gelir. Sonra yatarsın. Ya doğru dürüst bir yemek yesin çocuk. Dün geceden beri ağzına bir şey koymadı. Baba, sizi üzdüğüm için kusura bakmayın. Ben çok düşündüm. Hayat pamuk ipliğine bağlı. Her şeyi bir yoluna koyacağım baba. Söz veriyorum. Benimle gurur duyacaksınız bundan sonra. Biz bir aileyiz evladım.
Allah seni bize bağışladı ya. Gerisi hallolur. Çek bakalım bir tane. Aklında tut şimdi. Bana söyleme. Tamam. Koy. Karıştır bakalım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Ver bana. Teşekkür ederim. Çek bir tane şimdi. Tamam. Göster bakalım şimdi Beyza'ya. Teşekkürler. Afiyet olsun. Aa, nasıl bildin? Allah Allah. Sihirbaz numarasını açıklar mı? Hadi bakalım yatağınıza. Söz vermiştiniz, bu sondu. Hadi fırlayın. Bak. Gel bakayım. Sana acayip şeyler okuyacağım. Neymiş o? Oo, cahillikler kitabı. Baba, yatıracak mı beni? İyi geceler. Ha, iyi geceler, iyi geceler. Ben de biraz odaya çıkıyorum. Hesap kitap işlerim var da. İyi geceler. İyi geceler. Kıza temiz pijama çıkaracaktım. Bulamaz şimdi Necip. Bak, dinle yenge, sana neler okuyacağım. Bir karınca ağırlığının 50 katını taşıyabilir. Aa, öyle mi? Bak bak. Bir aman böceği kafası koparılmış olarak 9 gün açlıktan ölene kadar yaşayabilir. İnanmıyorum. Kutup ayıları solaktır. Nereden uyduruyorlar böyle şeyleri? Ayılar okula gitmişti, oradan mı biliyorlarmış? Buyurun. Sağ olun. Huhu, Feraye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, kızım nedir onlar? Bırak canım şöyle. Bunlar ne be? Ay, atacağız dükkanın önüne. Keyif yapacağız kızım. Nasıl özenirdim eskiden beri biliyor musun? Görürdüm hep insanları. Kaygısız kaygısız otururlardı dükkanın önünde. Gelene geçene laf atarlar. Çay kahve içerler. Ben kahve yapacağım. Elektrikli cezve, fincan, her şeyi getirdim. Kızım, bir dükkanın önüne yayılıp millete laf atmamız kalmıştı. Tamam be, onu da yaparız. Perihan. Acayip şeyler oldu dün. Servet kaza yapmış. Az daha ölüyormuş. Beter olsun. Ay tövbe ya Rabbim. Tövbe tövbe. İstanbul işinden Servet şimdilik vazgeçmiş gibi görünüyor. Çok içine oturmuş annesinin babasının lafları. Baksana, içip içip ölümlerden döndü. Ama belli mi olur? Gene tutturursa ne yaparım ben anne? Olmaz. Giderseniz bu kadın minareye çıkıp davulla ilan eder. Toprak benim oğlum diye. Ne yapacağız bilmiyorum. Her şey üstüme üstüme geliyor. Kadınla oturup konuşacağız. Ben azıcık yokladım. Bildiğimi şöyle ima ettim. O dakika il ayağına karıştı. Hadi ya. Tabii. Bak, onun da işine gelmez. Yaman öğrenirse ne yapacağı belli mi olur? Onun için oturacağız karşısına. Kartları masaya açacağız. Maazallah Kadir Ağa öğrenirse... ...ne seni, ne beni, ne de oğlunu yaşatmaz diyeceğiz. Kendine de sıkar son kurşunu. Gitti gitti.
Bazen keşke bu işe hiç kalkışmasaydık diyorum. Sonra da aklıma oğlumun o güzel yüzü geliyor. Konuşma böyle. Fena mı oldu? Bak şimdi aslan gibi evladım var. Ne çabuk unuttun şuradan ağlayarak geldiğin günleri. Kızım ne oldu? Servet beni boşayacakmış anne. Nereden çıktı şimdi bu? Daha 2 sene olmadı kızım evleneli. Beni aldatıyor anne. İş yerinden kızım birine kapılmış. Yüzüne vurunca da üste çıktı. Nasıl olsa çocuğumuz da yok. Ayrılırız olur biter dedi. Ha işte. Olacağına bak. Sana ağzını havaya açma. Bir an önce doğur diye kaç kere dedim. Demedim mi? Olmuyor işte. Olmuyor anne, olmuyor. Bende bir kusur yok. Baktırdım. E damat kusur o zaman. Kaynanam yüzüme bile bakmıyor. Her gün laf sokuyor sabimiz sopumuz kurudu diye. Olacak. Senin bir oğlun olacak. Anne olmuyor diyorum ya. Olmuyor, olacak demekle olsaydı. Bu sefer olacak. Sen şimdi git kaynananı çek bir kenara. Kırım döküm utana sıkıla de ki benim size güzel bir haberim var. Bugün doktora gittim. 1,5 aylık hamileymişim de. Oldu. Sonra ne olacak peki? Oğlanı gördün işte. Serveti bile burnundan çeke çeke sokmadık mı bu işin içine? En zor da işin o kız mıydı? Onu bile halletmedik mi? Sen o gün ne çektiğimi bana sor. Hala o lokantanın önünden geçerken elim ayağım buz kesiyor. Allah! Şunun güzelliğine bak be. Al bakalım bu pişti. Oh, en güzel parçası da oğluma. Kevser, 4 aylık oldun hala inceciksin. Bak kızım öyle çiroz gibi bir oğlan doğurursan külahları değişiriz ha. Beslen yavrum biraz. Ha. Babam hakkını kaçırdı oğlan olacağını duyunca. Her gece davet veriyor meyhanede 1 haftadır. Annem böyle giderse torununun doğumunu göremeyeceksin, tıkanıp kalacaksın diye bağırıyordu bu sabah. Birbirlerine girdiler. Bana ne dedi bugün biliyor musun Kevser? Artık her iş sende biter aslanım fabrikada dedi. Ben köşeme çekilip torunumu seveceğim. Sen çek çevir işleri. Emekli olacağım ben dedi. Nasıl gururlanıyor benimle bir görsen Kevser. Sokakta önüne geleni çevirip oğlumun oğlu olacak diyor. Sırtıma bir çakıyor vallahi. 2 metre öteye fırlıyorum ha. Çürüdü kız sırtım. Dur be dur, manyak mısın? Allah Allah. Çocuğa dokunacak. Çocuk falan yok Servet. Hamile değilim ben. Sen kısırsın Servet. Ben baktırdım, kusur bende değil. E bu nasıl oldu peki? Boğdurtma kız kendini şimdi bana. Karnımda çocuk falan yok Servet. Hiçbir zaman da olmadı. Ama bu olmayacak demek değil. Bak şimdi. Ben yarın annemle İstanbul'daki halama gideceğim. Allah'ım ya Rabbim ya, aklımı kaçıracağım. Kızım ne diyorsun sen ya? Ne çeviriyorsunuz iki cadı siz? 4-5 ay İstanbul'da annemle halamda kalacağız. Sen de arada gidip geleceksin işte. Sonra kucağımızda oğlumuzla buraya geleceğiz. Allah Allah. Ya nasıl kızım? Ne diyorsun sen ya? Lafımı kesme. Halama gidince annem sizi arayacak. İşte Kevser'in ağır kanaması oldu. Bebeği kaybetme riski var. İşte yatak istirahati verdi doktor falan diyecek. Doğuma kadar buradayız diyecek. Böylece sizinkilerin gözünden uzak bir şekilde tamamlayacağım hamileliğimi. Çocuk? Annem bulacak işte uygun bir bebek. Sen de biraz kesenin ağzını açacaksın ama. Babanın kucağına torunu verince sen de rahat edeceksin, ben de. Manyak mısınız lan siz?
Manyak mısınız? Sen de anan da delirmişsiniz. Kevser, kafa yapıyorsun benimle değil mi? Hamilesin değil mi? Ya ne olur şaka olsun bu ya. Ya bu ne kısırlığı kızım? Ya bak ya, nasıl bir şey? Ben bu dakikadan sonra babama nasıl derim böyle bir şeyi? Yani biraz düşünürsen en iyi çözümün bu olduğunu sen de anlayacaksın Servet. Yoksa hep böyle itip kakacak baban seni. Annen de beni. Sen kısırsın Servet. Bu çocuk olmadığı müddetçe hep böyle eksik olacaksın ailene karşı, etrafa karşı. Tek çaren bu. Görürsün. Bu işi de tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. Sen saat 1'de salonun yerine gel. Ben de kadını getiririm. Oturur bir güzel konuşur, hallederiz meseleyi. O Feraye bizimle baş edemez. Anne, karşımızdaki bir ana. Vermeseydi çocuğunu zamanında, şimdi mi aklına geldi ana olduğu? O kadın Yaman'ı seviyor. Göze alamaz öğrenmesini. Yaman öğrendiğinde oğlun için mi yanaştın bana diye bunu kovmaz mı? Bunun da boynu uzadı Merab'dan. Ne kadar uğursuz karı varsa benim oğullarım cımbızla çekip doldurdu bu evi. Hadi git sen evine. İçini serin tut. Yarın bir de gel oraya, geç kalma. Hadi görüşürüz anne. Hadi. Böyle koyabiliriz onları. Başka bir emrin var mı yenge? Yok. Ne kadar borcum? Biz hesabı Yaman abiyle hallettik. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Tamam, sağ ol. Feraye. Anacığım ne güzel kumaşlar bunlar. Değil mi? Kızım ciddi ciddi başlıyoruz ya. İnanamıyorum ben hala. Vallahi öyle. Kız bak, her şeyi takipte seninki. Kumaşların parasını bile ödemiş kaşla göz arasında. Ne sıkı adammış be. En önemlisi ne biliyor musun Pera? Ne? Yaşadığı onca gerginliğe rağmen bir kere olsun bana kendimi eksikliği hissettirmedi. Bir kez olsun geldiğim yeri hatırlatacak tek söz etmedi. Sildi geçmişimi. Baksana bana yepyeni bir hayat verdi Pera. Ay Allah bozmasın arkadaşım. İnşallah şu Zahide de bir arıza çıkartmaz. İçim sıkıldı vallahi anlattıklarından. Üf. Ben kahve yapayım. Masamızda bir keyif yapalım ha? İyi be. Kızım bu dükkanı biz kahve keyfi yapmak için mi açtık? Dikişe başlayacağız, dikişe. Millet vitrinde bir şeyler görecek ki gelip sipariş verecek bize. Aman tamam. Şaka yaptım. Ben yaparım kahveleri, hem de oturur modelleri konuşuruz. Böyle kendimize ait bir tarzımız olsun istiyorum. Bana bak. İster misin bütün pavyon karıları elbise diktireceğiz diye şurada kuyruk olsun? Üf, sus be. Aa. Zahide'nin halini düşünsene. Gelinim pavyon muhitlerinde çok önemli bir modacıdır diye anlatır artık. Aman Allah korusun be, sus. Aa. Hay Allah'ım yarabbim. Selma. Merhaba. Merhaba. Film değişti. Öyle mi? Ama sen gelmedin. Ya evet gelemedim. Biraz karışıktı da. Şey, annem şurada. Doğru, evet, evet. Ben gideyim yanına. Belki yarın sahile inerim. Sen bana anlatırsın filmi. Olabilir. Pek seyredemedim kapıya bakmaktan ama. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi güle güle. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.
Ne istiyor senden? Ne konuştunuz? Hiç. Abim falan sordu. Kazaya duymuş geçmiş olsun dedi. Sana bakışlarını hiç beğenmedim ben bu olanı. Söyleyeyim de. Aman anne ya. Ta oradan bana bakışlarını gördün yani. Bravo sana. Hadi. Nazan bekliyor. Kaçtım ben. Hani benimle bakma gelecektin? Nereden çıktı şimdi Nazan? Bana bak. Sen azdın son zamanlarda. Her gün gezmedesin maşallah. Ne olur anne. Hı, adım mı çıkar? Beni almazlar mı sonra? Üzülme. Bir alan olur nasılsa. Baksana ne kadınları kimler alıyor. Devir değişti artık. Canım kızı ne hale soktular. Hayırlı işler. Sağ ol. Canım. Kolay gelsin canım. Canım, hoş geldin. Epeyce kolaylamışsın. Kumaşlar gelmiş. Evet, Perihan geldi, yerleştirdik her şeyi. Ama bence bu kadar yeter. Artık paydos. Aa. Çünkü seni çok özledim. Yaman. Teşekkür ederim. Neden? Niçin bu teşekkür? Bana kendimi dünyanın en şanslı kadını gibi hissettirdiğin için. Galiba şanslı olan benim. Bence bir an önce buradan gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bıçağı versene. Eyvallah. Hemen abi. Aleykümselam. Oynasana abi. Helal olsun şu Yaman'a be. Belgin Filiz'i çatır çatır çekti aldı. Kapatması yaptı. Yetmedi. Sayenizde üstüne bir de hal başkanı oldu. Abi. Ne var kardeş? Pavyon karısına yenge diyen adamdan mı korkacağız? Yakından da güzel mi acaba bu kadar? Her sabah bu yenge manzaralı kahvaltı etmek de pek tatlıdır mutlaka. Şşş. Fehmi. Uyuma sen oğlum. Necip uyuma sen ona yavrum, otur. Necip otur oğlum, dur gel Necip. Ne oluyor lan? Necip. Dur abi Necip. Bırak lan. Necip dur. Bir daha söyle. Söylesene lan bir daha. Necip dur. Bir daha söyle. Söyle lan bir daha. Kalın lan. Bir daha söyle lan. Necip dur. Söyle bir daha. Necip oğlum polis çağır. Oğlum dur. Polis çağır. Oğlum çağır. Hoş geldiniz Sırma Hanım. Hoş bulduk yavrum. Asiye. Bu Mesut'un ne işi var Selma'yla? Hangi Mesut? Asiye tepemin tasını attırma. Hangi Mesut olacak? Yaman'ın kardeşi Mesut. İkide bir konuşurken görüyorum çarşıda Selma'yla. Ne iş olacak Sırma Hanım Selma Hanım Mesut'la? Akranlar işte. Öylesine konuşuyordur. Hepsi arkadaş onların. Dilara, Burcu, bu Mesut. Bir kasabanın çocukları hepsi. Kokusu çıkar nasıl olsa. Eğer bildiğin bir şey var da söylemiyorsan vallahi koyarım seni kapının önüne. Bir Mesut'un balta olması eksikti bu aileden. Kurtulamayacak mıyım ben bunlardan? Ayağını denk alsın, söyle o kıza. Biz bir aileyiz evlat. Allah seni bize bağışladı ya. Gerisi hallolur. Oğlum, dalmış gitmişsin. Hadi, akşam oldu, yorulduk.
Senin arabanın kilidini yapmış Ali Usta, getirdi bıraktı. Çıkalım gidelim evimize. Şöyle bir oturalım soframıza çoluk çocuk. He? Tamam baba, çıkalım. Kızım şu çatalı bıçağı doğru koy. Tamam anne. İyi akşamlar. Ha, geldiniz mi? Hadi soyunun dökünün de gelin. Yemek hazır. Vallahi çok açım ya. Oğlum yeme üstten üstten. Bak bunun bu huyu pek fenadır. Terbiye et şunu Feraye. Son umudum sensin ha. Hadi hayatım sen yukarı çık, ben de sofraya yardım edeyim. Tamam. Elinize sağlık, çok güzel yemekler yapmışsınız. Selam'ın yeri diye bir yer var. Buraya has çok güzel yemekler yapar. Hiç gittiniz mi Yaman'la? Yok, gitmedik. O zaman ben götüreyim seni yarın. Şöyle gelin kaynana bir keyif yapalım. Otları, sebzeleri bir gör. Kendi bahçesinden toplayıp doğru tencereye. Ondaki çeşit kimsede yoktur. Kızım dikkat etsene, rezil ettin örtüyü. Sil hadi şunu. Yarın öğlen gider miyiz? Hazır havalarda böyle güzel gidiyorken. Olur, gideriz. Hı hı. Ben şu üstümü başımı toparlayayım. Bismillah, bir yaşıma daha girdim. Ay şaka gibi resmen, ne oluyor ya? Siz de duydunuz değil mi? Ben az önce olanları rüyamda görmedim. He, şöyle gelin kaynana baş başa yemeğe gidelim dedik arıya. Görüyorsunuz değil mi? Ben bu evin bunca yıllık geliniyim. Ona torun vermişim. Beni bir gün bile geçtim lokantayı, bir ahbabına bile götürmedi. Hizmet edilecek bir mevlüt falan yoksa tabii. Ya Melek yenge, kesin anormal bir durum var. Kızım beni bile götürmedi lokantaya falan. Şimdi Feraye'yi götürmesi normal mi sence? Bükemediği eli öpüyor Zahide Hanım. Bununla mecburi geçinecek. Senin sesin bile çıkmıyor ki anacığım. Saydıracaksın acık kendini. Ben bile sırasında. Naciye abla tamam. Sen de fırsatı buldun, ver gazı. Yalan mı? Gazmaz verdiğim yok. Yalansa yalan değil. Silsenize şu örtüyü biriniz kızım. Sofraya oturulacak. Efendim İlmi abi. Ne? Necip karakolda mı? Neden? Ya ne işgüzel adamlarsınız be. Sanki okul çocuğuyuz. Yaranacağınız ya, en ufak vukuatta haber verin abime. Oho, hala efeleniyor ya. Ya o abin gelmeydi. Bu gece zor çıkardın burada sen. Yat tak ona dua et. Femi vazgeçirvermeydi şikayetinden. Görürdüm o zaman seni ben. Hadi, hadi gidin evinize. Hasbinallah. Hadi al götür şunu Yaman. Hem suçlu hem güçlü. Hadi gidelim biz de. Sağ olun abi. Hadi iyi akşamlar. Allah akıl fikir versin ya. Bir de kimse beni adam yerine koymuyor diye yakınıyorsun. Sen böyle serseriler gibi kavga edersen seni nasıl adam yerine koyacağız Necip? Bir derdin varsa bu devletin polisi var, savcısı var. Gidersin anlatırsın. Yangın için zaten şikayet ettik. Ne oluyorsun oğlum sen? Olur abi. Bir daha biri karın hakkında ileri geri konuştuğunda sakin sakin gidip dilekçe yazıp tazminat davası açarız. Ne diyorsun lan sen? Sen bana sordun mu niye kavga ettin diye? Ha? Sen pavyondan kadın aldın diye kahvede bile oturamıyoruz artık. Aile boyu laf yiyoruz gelenden geçenden. Doğru konuş Necip. Ya bırak abi ya. İki kuruşluk huzur bırakmadınız şurada insanda. Ulan şurada ağzını burnunu dağıtmak vardı ama dua et evdekiler yemek masasında bekliyor. Yürü bin arabaya. Bir şey de belli etme evde. Edersen alırım ayağımın altına, ona göre. Yürü. Size neler hazırlayayım Zahide Hanım?
Tek tek saydırma Selim. Ne taze ise ne iyiyse getir işte. Tamam. Kevser de geldi. Ne güzel. Hoş geldin Kevser. Gel otur. Nasılsınız yenge hanım? İyiyim sağ ol. Tabii bunun böyle basit bir gelin kaynana yemeği olmayacağı belliydi. İsterseniz hemen mevzuya girin de yemekler gelmeden konuşalım bitsin. Hı? En iyisi öyle. Ben de hiç sevmem yemekte tatsız konuları konuşmayı. Gaz yapıyor. Gün batarken sen bunun güzel oluyor mu? Gel sen bana şu filmi anlatsan. Hayırdır abicim? Büyük ikramiyeyi kazanmış gibi niye sırıtıyorsun? Öyle gibi bir şey abi. Sen batan güneşe bakarsın, ben seni seyrederim. Bekliyorum. Sazan Mesut, yutmuş oyunumu. Sen böyle devam et, devam et. Göreceksin yakında Nevriye Sazan'ı. Anan seni tavaya atıp altlı üstü kızartacak. Bana bak, fena pirelenmiş, beni sorguya çekti, haberim var. Afiyet olsun. Toprak meselesini biliyorum Feraye. Bildiğinizi tahmin etmiştim zaten. Ne istiyorsunuz benden? Biz ne isteyeceğiz? Hiç. Sen ne istiyorsun? Biz senin niyetini öğrenmeye geldik buraya. Beni istemişsin baba. Oo, Aykut abim merhaba. Merhaba. Nasılsın Servet? Geçmiş olsun ya. Sağ ol abi. Hayrola ne vardı baba? Zafer olacak o it. Yangın işinde bana iftira attığını itiraf etmiş. Bunu bir de avukatımın ağzından duy istedim. Öyle öyle. Sizin de husumetine şahitlik edenler falan çıkınca yelkenler suya indi hemen. Ya. Belliydi canım. Kimse inanmadıydı zaten o adama. Neyse baba çok sevindim. Ben şey yapayım. İşler vardı bir onlara bakayım. Yok. Bu böyle olmayacak. Battıkça batıyorum ya. Aklımı sıra tehdit ettik adamı Zafer üzerinden. O da sökmedi. Küçük adamsın sen diyor. Bak geçmiş karşıma. Yok. Benim bunlara kim olduğumu göstermem lazım. Bir şey yapman lazım oğlum Servet. Sen sünepe değilsin oğlum. Böyle olmaz. Gelen vurur giden vurur. Böyle olmaz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yemek yedin mi? Niye soruyorsun? Yemeğe mi götüreceğim beni? Seninle konuşacağımız enteresan şeyler olabilir Necip. Gel bir öğle rakısı içelim seninle. Servet, senin de içecek yerin var mı? Deveyim oğlum ben, içerim yürü.
Bak kızım, bu iş Kadir Ağa'nın kulağına giderse ucunda ölüm var. Bunu aklına iyice koy. E tabi. Adamcağız yıllardır başka bir çocuğun kendi soyundan olmadığını öğrendiği zaman bunu kolay azmedemez herhalde, değil mi? Yaman da toprak için onu tuzağına düşürmüş olmanı kolay hazmedemez bence. Onun bununla bir ilgisi yok. Sana defalarca söyledim. Yaman'la tanışmam tamamen rastlantıydı. Ya siz bırakın şimdi bunları, ne istiyorsunuz benden? Tamam. Tamam. Durum açık. Bu işi her iki tarafında gizli tutması kendi çıkarları için çok önemli. Toprak benim oğlum. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Yaman da kocam. Ben ikisinden de vazgeçmem. Ama eğer iş bir seçim yapma noktasına gelirse, ben bir anne olarak gözümü kırpmadan seçimimi oğlumdan yana kullanırım. Anladınız mı? Ben toprağı vermedim. Seneler önce benden zorla alındı. Her türlü yasal hakka sahibim. Onun için sürekli Yaman'ı ortaya atıp beni korkutmaya çalışmayın. Kızım, senin de tutamağını bulamadık bir türlü. Biz buraya seninle sulh olmaya geldik. Biz düşman değiliz, aileyiz. İşler artık çok başka şekilde yürüyecek aramızda. Bunun garantisini veriyorum sana. Ben senin yengenle yattım. Burada önemli olan oğlanın haleti ruhiyesi değil mi? Sen oğlanın hayatını alt üst etmek istemem. Sadece göreyim yeter demişsin ya Kevser'i. İşte daha fazlası. Biz seni bağrımıza basacağız. Sen de istediğin kadar toprağı görebileceksin. Ne Yaman huzursuz olacak, ne Kadir Ağa zıvanadan çıkacak. Gül gibi geçinip gideceğiz. Yaman'dan artık bunu saklayamam. Kanıma dokunuyor oğlum ya. Büyük olayımız vardı bizimle onun. Sonra tekmeyi bastı bana, gitti abinle evlendi. Alkolik oldum bu Allahsız karı yüzünden ya. Kusura bakma. Kayınbiraderimsin. Böyle şey yüzüne anlatılmaz ama erkeğiz oğlum biz. Kapılırız bazen böyle. Ablanı seviyorum. O ayrı. O benim başımın tacı. Evimi barkımı dağıtacağımdan değil. Ama şimdi gitsem Yaman'a, o benim metresim de desem inanmaz. Ferahide şeytan. Gene uyutur bunu allemedip kallemedip. Benim bir yolunu bulup her şeyi göze alıp inandırmam lazım abini. Sen daha beni inandıramadın Servet. Bunların hepsini uyduruyorsun. İspat edeyim mi sana? Et. Niye geldi bu Urla'ya? Bu evi ben tuttum ulan buna. Gidelim soralım emlak şerefiye. Polis ağzıma sor. Bastı beni bununla don paça bir gece bu evde. Git sor. Vallahi aldı herifi içeri. Yaktım çıranı belgim keyiz. Memur bey bir ihbarda bulunacak. O eve girerken gördüm ben seni. Polisi çağıran bendim. Tabii ya. Sendin eve giren. Ben senin bir delilik yapmayacağından emin olmak istiyorum. İstanbul olayı şimdilik kapandı.
Ben sana söz verdiğim gibi toprağı kaçırmayacağım senden. Ama senin de ağzını kapalı tutacağına dair bize garanti vermen lazım. Bu laf sızarsa kayınbabam gerçekten katil olur, haberin olsun. O zaman siz de benim şartlarıma uyacaksınız. Oğlumu istediğim zaman görebileceğim. Ve onun yanında beni kötülemeyeceksiniz. Tabii canım. Yengesisin sen onun. Sana söz. Ayrıca bu kasabada sana tek bir laf eden olursa karşısında beni bulur. Sana niye kızıyorum ki? Bu kadının ne alt olduğunu biliyorduk zaten. Abimi nasıl inandıracağız? Dinlemez ki bizi. Cümleyi bitirmeden ağzımızı yüzümüzü dağıtır. Ben biliyorum yolunu. Ama yardım edeceksin bana. Çok iyi bir planım var. Senin analık oyununu bozmayacağım Kevser. Oğlumun üstünde hakkım var. Onun da üzülmesini istemiyorum. Hı? İşte bu kadar. Koskoca insanlarız. Koca koca devletler ne husumetleri çözüp barış içinde yaşayıp gidiyorlar. Biz mi çözemeyeceğiz? Yalnız şunu söyleyeyim. Hani ben kötü bir kadınım ya sizin deyiminizle. Eğer bir hainlik, bir numara sezersem gerçekten kötü neymiş o zaman görürsünüz. Bela içinde büyüdüm ben. Hayal bile edemeyeceğiniz kadar kötü olabilirim gerçekten. O yüzden izin verin. Çocuğumla hasret gidereyim. Ben sadece mutlu olmak istiyorum. Bu kadar. Eğer siz sözünüzü tutarsanız benden de size bir kötülük gelmez. Tamam o zaman. Hadi. İki lokma bir şey yiyelim de. Gidin okuldan olanı beraber alın. Nasıl, yattı mı aklına? Yattı. Tamam, olur. İşler bu plan. Güle güle Belgin Filiz. Hadi oğlum. Servet, bu işe girmemin tek sebebi abimin şerefini kurtarmak. Biliyorsun değil mi? Ben de kız kardeşimin şerefini düşünüyorum Necip. Anamdan babamdan öyle laflar yedim ki harekete geç dedim kendi kendime. Yaman'a yaptığı yanlışı düzeltme fırsatı veriyoruz. Ailemiz için el ele verip iyi bir şey yapıyoruz. Tedirgin olacak bir şey yok. Biz davamızı haklıyız abicim. Şu iş bitsin. Ablamı aldattığın için ayrıca döveceğim seni, biliyorsun değil mi? Döv lan. Döv. Benden sana müsaade, hak ettim. Üç birader bir oğlun, dövün anasını satayım. Yeter ki şu karıyı def edelim hayatımızdan. Salıncaklara binelim mi? Ben artık büyüdüm. Erkek adamlar sünnet olduktan sonra salıncağa binmez. Tamam. Ben kendim için söyledim. Ben kızım ya, ben bineyim sen beni salla, olur mu? Olur, hem de en yükseğe sallarım. Tamam peki. Yalnız çok hızlı sallama, korkarım ben, tamam mı? Tamam tamam, korkma.
Toprak, o kadar da demedim ya, salla biraz. Bazı sallayacağım seni. Yavaş. Bu kadar yeter. Toprağın dersi var. Gidelim artık. Anne, daha yeni geldik. Toprak. Hadi anneni kızdırmayalım. Arkadaş olmanıza çok sevindim. Gerçekten. Selma, hoş geldin. Filmi senden dinlemeye geldim. Gel o zaman. Gel. İçmezsen kola da var. Tamam, sen ne içersen. Al. Mesut, sana bir şey soracağım. Neden sessiz kaldın bunca zaman? Yani en azından beni isteyecekleri zaman engel olabilirdi. Neden feda ettin kendini abin için? Selma, ben kimse için senden vazgeçmezdim. Eğer sendeki o sevinci görmeseydim sonuna kadar giderdim. Abimi falan da takmazdım. Ama sen çok mutluydun. Abimle evlenmeyi her şeyden çok istiyordun. Ona bakışlarını gördüğüm için vazgeçtim. Fedakarlık olsun falan diye değil. Hadi artık. Geç olmadan gitsin. Nasıl geçti günün dedeciğim? Çok güzel geçti dede. Yengemle parka gittik. Çok eğlendik. Soluncağa bindi, salladım ben onu. Ne yengesiymiş o Kevser? Ha, parkta karşılaştık da. Onu diyor Toprak. Karşılaştıysanız alır toprağa gelirsin. Salıncak falan ne oluyor? Ben bankta oturuyordum.
fark etmedim önce. Oğlum, nerede benim koçum? Babacığım, babacığım. Aslan babacığım. Aslan oğlum benim, sarılsın babasına. Hoş geldin abi. Ne haber fıstık? Nerede millet? Annem odasında dinleniyor. Melek yenge mutfakta. Kimseyi sokmuyor yanına, çok bozuk. Ben de buraya kaçtım. Niye, ne oldu ki? Annem Feraye'yi yemeğe götürdü bugün. Ona gel demedi. Ateş püskürüyor Melek yengem. Hay Allah'ım ya. Tamam, kabullendi Feraye'yi ama bu kadarını beklemiyordum. Neyse, ben sonra Melek'in gönlünü alırım. Bu annem de geldi. İkisini birden götür götüreceksin. Ne olacak ki? Al bakalım. Teşekkür ederim. Ne oldu bugün? Buluştun çocukla değil mi? Belli halinden. Öğrenmek istediğine emin misin? Yani iş güvenliğin açısından risk yaratmasın. Uf. Çatlatma insanı Selma. Hadi uzatma, anlat anlat. Sahile gittim. Sandalıyla uğraşıyordu. Açıldık biraz. Bira falan almış. Asiye. Ya sandığımdan çok daha ciddi bu çocuğun bana karşı olan duyguları. Kızım öyle şeyler söyledi ki. Aman, havaya girdi hemen. Sandığımdan daha kolay olacak. Yapma kız Selma. Vallahi günah. Bana günah değil miydi Asiye? Hı? Onun abisi düşündü mü benim gururumu? Ben niye düşüneyim? Öyle bir intikam alacağım ki bütün kasaba parmak ısıracak. Hayırdır yakışıklı? Bu ne surat? Tahsil ettin mi lan piyango parasını? Ne piyangosu ya? Mesut'a piyango vurdu bugün ama anlaşılan yanlış bakmış numaraya. Aman, uğraşamayacağım sizin geyiklerinizle. Selma ile mi ilgili bu hal? Evet abi. Cesaretimi toplayıp ona her elimi uzatışımda senin gölgen geçiyor aramızda. Kalbim buz kesiyor. O zaman gerçekten aşık değilsin Mesut. Benimle Feraye arasına giren gölgeler yok mu sanıyorsun? Ama ben onun güzel gözlerinden başka hiçbir yere bakmıyorum. Yürü. Bana acı veriyorsun. Ama ben bu ateşe düştüm bir kere. Dönüşüm yok. Çarem sensin. Bugün için özür dilerim. Annem Feraye ile yemeğe gitti. Baş başa. Sebep? Annene sor. Sana hiç haber vermek yok. Öyle çıktılar gittiler. Thank you.
Melek, ağlama. Kocan kökünden halledecek bu işi. Bana bırak. Ağlama, ağlama. Bu eve göktaşı düşecek. Erkencesin oğlum. Uykum kaçtı. Necip, biliyorum. Melek bana gönül koydu onu yemeğe götürmedim diye. Ama Feraye ile yalnız gidişimin bir nedeni var. Anne, bundan sonra hiç kimsenin o kadın yüzünden canı yanmayacak. Ben İzmir'e gidiyorum. Biraz işlerim var. Ne demek bu şimdi? Az sonra. Hay Allah'ım. Beni zapt etsen biri azıyor. Ne çeviriyor bu? Necip! Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ne bu hal? Yerinde duramıyor gibisin. Yok baba, şey diyecektim. Bugün bana da Necip'e de biraz izin vereceksin. İşimiz var İzmir'de. Arama bizi. Sorma da ama nedir diye. Çok memnun olacaksın sonuçtan. Hadi bakalım, öyle olsun. Görüşürüz baba. Servet abi. Naciye, senden bir şey istiyorum. Nedir medir sormaca yok ama. Sadece dediğimi yapacaksın. Acele biraz ama, çok önemli. Aa, ondan kolay ne var? Hallederim tabii. Sen merak etme. Oldu bil. Saygılar abi. Tamam tamam. Tahir, işim var benim şimdi. Ben yapayım mı? Yok yok, yaparım ben. Uzun sıkıcı günümün de birkaç dakikası geçmiş olur böylece. Sen kahve yapası iyi olur bu. Bir iki çevir, altını kısıver. Ben çıkıp yatakları değiştireceğim. Unutma ha. Tamam. Şimdilik karşılıklı ateşkes ilan edildi. Sonra da gittik okuldan toprağı aldık. Parka gittik, bir güzel eğlendik oğlumla. Öyle şeker ki. Bir de demez mi ben artık ikinizin arkadaş olmasına çok sevindim diye. Böyle ikimizin de elini tutmuş. Ay, içim kalktı. Film gibi kızım. Ne yapacaksın Feraye? Nasıl dayanacaksın böyle uzaktan uzağa? Gittikçe artacak oğlanın sevgin. Onu kaybetme noktasına gelirsem bilmem. Fena yaparım. Harcarım herkesi gibime geliyor. Ama böyle adam gibi davranırlarsa bağrıma taş basar, yetinirim bununla. Yeter ki göreyim gözüm ne iyi olduğunu. Ne bileyim, arada iki gülümsesin bana. Bal gibi de tutarım kendimi. Ben o çocuğun hayatını alt üst etmem Perihan, mecbur kalmadıkça. İyi. 18'inde falan söyleriz artık ama, değil mi? Bilmiyorum ki. Aman, günü yaşamaya bakacağım artık. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum.
çarşaf mı değiştirdin? He. Gelin hanım artık çalışıyor ya, eli ermez ev işine. Değiştirivereyim dedim. Zahide hanım nasıl yarınacağını şaşırdı desene gelinle. Ay yok, o söylemedi. Ben kendim akıl ettim. İstersen seninkini de değiştirivereyim. İstemez. Bu 50 kasayı göndereceksiniz, tamam mı? Tamam abi. Ne yapıyorsun? İstanbul haline kereviz naklediyorum. Genelde daha hoş cümleler kurardın sen. Hayrola? Ama bu işi yaparken seni düşünüyorum. Şimdi bir şeye benzedi işte. Hayırdır Mesut? Ucuza kamyon arıyordum. Ne oldu? Buldum abi. Kerevizleri hemen yükleyebiliriz. İşi hallettiğin için bu kadar mutlusun yani. Öyle abi. Dünyada iş bitirmek kadar ne mutlu edebilir ki insanı? Ver kamyon numarasını, zevzek uzatma. Hoş geldiniz Servet Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Refik, işler nasıl? Vallahi kış gelince bizim buralarda emlak işi duruyor Servet Bey. Ne ikram edeyim, ne içersiniz? Bırak şimdi ikramı. Acelemiz var. Bir şey konuşup gideceğiz. Sen bu kış vakti biraz para kazanmak ister misin, onu söyle. Tabii. Seni çok özledim. Bak, ismimi yazdım. Özel isim sayılmıyor ki. Benim ismim bir de Toprak Akıllım. Toprak yerdeki toprağa yazdı. O zaman ben de ismimi yazarım. Senin isminin anlamı yok ki. Olur mu? Beyza şey demek, çok temiz, lekesiz. Ya gördün mü? Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Dayım abi, geldi. Hay. Uçum, ne haber? İyiyim. Scrabble oynuyorduk, ismimi yazdım. Türkçe tamam da bir de şu matematiği halletsen. Ya halledeceğim dayı ya. Göreceğiz dayıcığım, göreceğiz. Ne zaman alıyorsunuz karneleri? 2 gün kaldı, öbür gün. Kaç gelecek matematik, çok merak ediyorum. Üzülme bir tanem. Sömestirde birlikte çalışır hallederiz. Onun da bilmediği 5 vakit namaz. Ha? Toprakçığım, hadi topla artık çantanı, geç kalıyoruz.
Hani akşam evmeni burada hissettik ya. Bak ne güzel oyun oynuyorduk. Olmaz oğlum, babaannen kızıyor, hadi. E kızım, sofra hazır, 5 dakika bir şey yeriz işte. Yaman, Kevser evde zor durumda kalmasın. Hadi oğlum, hadi. İyi akşamlar herkese. Hadi güle güle. İyi akşamlar kızım. Tatilde ne yapacaksın bakalım dedeciğim? Bizimle fabrikaya gelecek misin? Çok teklif var dedi ama tatilde dinlenmeyi düşünüyorum. Ama bizim fabrikada sana ihtiyacımız var dedem. Üretim müdürlüğüne adam arıyorum. Seni alayım işe. Ya vallahi dedi, okulda çalış, tatilde çalış, nereye kadar? Aferin alacığım. Biz seninle tatilde bol bol gezelim, olur mu? Hı-hı. Ya oğlum, çalışa çalışa bir hal oldun sen de. Özellikle de matematik. Lan zayıf mı var yoksa? Yok canım, benim torunum zayıf getirir mi hiç? Ama siz yine de en kötüsüne hazırlıklı olun. Hele bir zayıf gelsin, sen görürsün hazırlıklı olmayı. Bilmiş şey. Ama sözünü unutma, kurtarırsam kendi sürprizi var. Tamam, zayıf yoksa sözüm söz. Efendim? Her şey tamam. Düğmeyi basabilirsin. Ben Urla'ya dönüyorum. Tamam aslanım. Görüşürüz. Matematik zayıf gelecek galiba. Çok dertliydi. Görecektin halini. Böyle süklüm püklüm, yanaklar sarkmış falan. Yerim ben onu. Kurtarır canım. Tabii canım. Ben çalıştırırım seni sömestrede dedim. Dayısının kucağında öyle tatlıydı ki. Bir anne hayallere kapıldım. Ben, Toprak, Yaman. Bir arada yaşasak Allah'ım dedim. Ne güzel olurdu, kim bilir. Bak başladın bile Feraye. Ne diyordun dün? Sana yetmeyecek uzaktan sevmek evladını. Ay biliyorum ben başıma geleceği canım. Hayır asla. Aman hayal kurmak da mı yasak ya, Allah Allah. Kur kur. Hadi ben çıkayım da eksikleri alıp geleyim. Sen de rahat rahat hayal kur. Nerede liste? Dur. Al canım. Hadi iyi hayaller. Aman hadi. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak bu kasabada. Aa, burası yeniden mi açılmış? Gel bir bakalım. Bakalım. Merhaba. Buyurun. Yeni butik mi olacak acaba burası? Tabela da göremedik. Tabela daha gelmedi. Butik, terzane arası bir şey. Yani hem hazır giyim olacak hem de sipariş üzerine çalışacağız. Buyurun, oturmaz mısınız? Yok, rahatsız etmeyelim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bakalım nasıl olacak? Ne arıyorsun sen burada? Konuşacağız Belgin Hanım, konuşacağız. Servet, bak bela istemiyorum ben. Şurada bir düzen tutturmaya çalışıyorum. Çık git dükkanımdan hadi. Laf istemiyorum artık ben bu kasabada. Bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Belgin Filiz. Bu zarfta 100.000 lira para var. Git istediğin yerde, istediğin dükkanı aç bu parayla. Manyak mısın sen be? Ha? Ne zırvalıyorsun yine? Güzellikle gidersen ne ala? Yoksa bu akşam kocan seni atacak o evden.
Gitmezsen... Ne yapacaksın gitmezsem? Kocana seninle yattığımı metresim olduğunu söyleyeceğim. O da sana inanacak öyle mi? İspat edeceğim. Desteksiz atmıyorum Feraye. Bunu son defa söylüyorum sana bak. Bari temiz bir hatıra bırak arkanda. Rezil olmadan güzel güzel git ha. Olmayan bir şeyi insan ispat edemez değil mi Servet? Defol git şimdi buradan hadi. Biz ne badireler atlattık Yaman'la. Sopa yediğinle kalırsın. İstersen yap. Senin gibi bir şerefsizin sözüne inanır mı benim kocam? Ha? Emin misin Feraye? Pekala. Kendi düşen ağlamaz. Ha. İleride başın sıkışırsa aramaktan çekinme. Sana zaafım var bilirsin. Yürü git Allah'ın belası. Şerefsiz pislik. Görsün yüzünü. Ne oldu Feray? Ne istiyor bu iblis gene? İki günlüğüne mutlu oldum Bela. İki günlüğüne. Onu bile çok gördüler bana. Kevser'le Zahide var bu işin arkasında. Tuzak kuruyorlar bunlar bana. Anlamalıydım. Anlamam lazımdı. Numaraydı bunların hepsi. Günah bizden gitti koçum. Sıra sende. Hadi bitir şu işi. Oo, Kürtçü dükkanına dönüş mü var yoksa Necip? Bu sefer kimi döveceksin Necip? Hakkari bela istemiyoruz burada ha. Abi, sana bir teklifim var. İki saatini istiyorum. Benimle iki saat geçirip dediklerimi yaparsan... ...Kadir Han'ın yanından ayrılıp işe geri döneceğim. Sonra da öl dediğin yerde ölüp kal dediğin yerde kalacağım. Tek istediğim iki saat benimle ağzını bile açmadan dolaşman. Nereye gideceğiz? Soru sormayacaksın. İyi. Gidelim bakalım. Düşünün. Gazi Gevrek. Gevrek diye. Yemekler daha hazır değil mi hanımlar? Hazır hazır Zahide Hanım. Elinizi biraz çabuk tutun. Bizim aslanlar birazdan burada olur. Thank you.
Hoş geldin canım. Şimdi defol! Ne yaptın oğlum, ne yaptın? Haklıymışsın anne. Söylediğin her şeyde haklıymışsın. Seni dinlemedim anne, seni dinlemedim. Bu kadın iğrenç bir kaltakmış. Defol git! Defol! Filiz yanımdan geçti az önce. Dudağı patlamış. Şimdi eve bakıyorum uzaktan. Sesini duyuyorum. Delirmiş sanki. Abim yaralı bir hayvan gibi saldırıyor etrafa. Yani. Tamamdır Servet. Güzel. Necip üzüldün birader, biliyorum. Yarın hesabında üzüntünü giderecek yüklü bir miktarda teselli mükafatı bulacaksın. İstemem. Ben zenginim zaten Servet. Bunu ailem için yaptım. Senin için ya da para için değil. Tabii efendim, ben alıyorum. Şunu da bil. Dikkatli ol. Hadi, kazamız mübarek olsun. Bak Feray, son defa soruyorum. Eminsin değil mi? Hayır.
Sanıyordum. Bu biraz yani ne bileyim çok acayip oldu. Şahane. Çok eğlenceli Feray yenge.